Darbe. Çok görüyorsun. Kendilerini bir defa çat. Ellerinden sonra güvenerek uyduğumuz insanların içerisinde örgütlendiren Erbaş. Bunlar, tabii onlar da bunun ciddi manada farkında ve birçokları nasıl 10 bin şehit verdiğimizi ve vatanımızı savunduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bugün de demokrasi nöbeti tutmak için aramızda. Kendisine hoş geldin diyorum. Bütün sevdik demenlere saygılarımı sunuyorum. Bugün 16. günümüz. Milletimiz hala ilk günkü gibi meydanları dolduruyor. Daha da bırakmayacağız. Bizler Cumhurbaşkanımızdan bu meydanları bırakın deyinceye kadar biz bu meydanlardayız. Millet ve milletin iradesine biz daha önce de olduğu gibi hep saygı duyduk. Bundan sonra da milletin iradesine saygı duymaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Milletin dediğinin üzerine, milletin iradesi üzerine biz hiçbir zaman samimi olarak ama herkes cumhuriyet aşığı olabilir. Herkes demokrasi aşığı olabilir. Bunu sözleriyle ortaya koyabilir ama bugün sözün bittiği zaman, sözün artık geçerli olmadığı, artık demokrasiye, cumhuriyete ve bayrağa sahip çıkmanın günü bugün. Gerektiğini tüm dünyaya gösterdi arkadaşlar. 15 Temmuz akşamı benim ülkemde asker kılığına girmiş teröristler vatandaşlarımızın üzerine kurşun sıktı arkadaşlar. 15 Temmuz akşamı bu alanları dolduranlar, Marmaris'te Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkanlar, 15 Temmuz akşamı nasıl demokrasiye sahip çıkılır, nasıl cumhuriyete sahip çıkılır gösterdiler. 15 Temmuz akşamı siz ne yaparsanız yapın, tankınız da olsa, topunuz da olsa, uçağınız da olsa biz size Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyeceğiz diyenler cumhuriyete gerçekten sahip çıktıklarını gösterdi. 15 Temmuz akşamı bu millet tekrar bir kimlik kazandı. Sağcısıyla, solcusuyla, MHP'lisiyle, CHP'lisiyle, AK Partilisiyle 15 Temmuz akşamı demokrasi kazandı, cumhuriyet kazandı. Kim kaybetti biliyor musunuz arkadaşlar? Vatanını sevmeyen, bayrağını sevmeyen, bu milletin başarısından hoşnut olmayan herkes 15 Temmuz akşamı kaybetti. 15 Temmuz akşamı PKK ile işbirliği yapanlar kaybetti. 15 Temmuz akşamı benim milletim kazandı ve Allah izin verirse de 15 Temmuz akşamı bu millet için milattır arkadaşlar. Mevlam 15 Temmuz akşamı bu Türk milletinin göğsünden korkuyu söktü, attı. Herkes. Ben meydana çıktığımda en az AK Partililer kadar MHP'li kardeşlerim de vardı. CHP'liler de vardı. Bak samimi söylüyorum, vardı. Herkes vardı meydanda. Ama kim yoktu biliyor musunuz? Demokrasiye inanmayan, cumhuriyete inanmayan, milletin egemenliğine inanmayanlar yoktu. Sözde demokratlar, sahada yoktu o gün. O gün tüm Muğlalılar, hatta belediye başkanımız da, ilçe başkanımız da yola çıkmışlardı o gün Marmaris'e gelmek için. Ama tüm Muğlalı hemşehrilerim, 3000 kişi biz Recep Tayyip Erdoğan'a siper olmaya geldik dedi bir çağrımız üzerine. Kimse düşünmedi. Biz nereye gidiyoruz? Nasıl koruyacağız? Silahımız yok demedi. Herkes siper olmak için Marmaris'e geldi. O yüzden 15 Temmuz günü Muğla'lı hemşehrilerim Marmaris'e tarih yazdı. Bugün bu işleri karikatürize edenler, 15 Temmuz akşamı tiyatro oynandı diyenler bu millete en büyük hakareti yapmaktalar. Onlar da şaşkın şu an. 15 Temmuz akşamı bir takım maçlatanlar bugün şaşkın. Recep Tayyip Erdoğan diktatör diyenler bugün şaşkın. Onlar o gün diktatör demeye devam ettiler ama Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatör olmadığını, nasıl sevdalı olduğunu ona takların altına yatarak gösterdi. O PKK ile mücadele eden, doğuda bu bayrak için canını veren özel harekat polisini bombalayanlar Türk evladı olabilir mi arkadaşlar?
eğer gerçekten vatanını seven, bu bayrağa aşık, demokrasiye aşık asker kardeşlerimiz olmasaydı bugün çok daha büyük tablolara karşı karşıya kalabilirdik. Bugün belki de bu konuşmayı burada yapamıyordum ben. Yani o gerçekten vatanına aşık askerlerle o hain FETÖ'cüleri karıştırmayalım. O gece otele geldiğimiz anda, ilk geldiğimiz anda karşımıza şöyle bir tablo vardı arkadaşlar. Bizi cesaretlendiren o Türk polisinin o ilk içeri girdiğimiz zaman bize söylediği bir şey var. Eşim dedi ki, eşimle beraber geçtik otele. Polis dedi ki, polis arkadaşlar, efendim biz sizi koruyamayız. Eşimin verdiği cevap ve Türk polisinin verdiği cevap, dedim ki bu darbe kesinlikle başarılı olamaz dedim o an itibariyle. Biz oraya korunmaya gelmemiştik. Biz oraya Recep Tayyip Erdoğan'a siper olmaya gelmiştik. Evet, silahımız yoktu. Yapacak tek bir şeyimiz var. Recep Tayyip Erdoğan'a siper olmak. Ama Türk polisinin vermiş olduğu cevap bana göre daha önemli. Sayın Vekilim dedi. Son kurşunumuza kadar bizi şehit etmeden Recep Tayyip Erdoğan buradan kimse alamaz dedi. Bu da bu bayrağa aşık, bu millete aşık Türk polisi. O darbeci, hani kuzu var ya, o işlerin başıymış işte, hoca mı diyorlar, ne diyorlarsa, onun ifadelerini okuyorum. Kendi aralarında kavgaya tutuşmuşlar. Tek sebebi ne biliyor musunuz? Neden geç geldik Marmaris'e diye. Allah-u Teala izin vermedikten sonra siz istediğiniz kadar kavga yapın. İstediğiniz planları yapın. İstediğiniz tuzakları kurun. Allah-u Teala en büyük tuzakları bozucudur. Siz ne yaparsanız yapın. Milletçe el ele verdik ve bu ülkenin geleceğini kurtardık teröristlerden. Milletimize, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacak çok büyük hikayelerimiz var. Ya hikayesi olmayanlar ne olacak? Meydanlara çıkamayanlar. Bu meydanlarda demokrasiye sahip çıkamayanlar. Gelip bu kürsüleri kullanamayanlar ne olacak? Yarın demokrasi dediklerinde, cumhuriyet dediklerinde, bayrak tutukları attıklarında bu millet onlara inanacak mı? İnanmayacak. O yüzden cumhuriyete sahip çıkan tüm yürekleri kutluyorum. Bu bayrağa sahip çıkan, milli iradeye sahip çıkan tüm yürekleri canı gönülden kutluyorum. Sizler var olduğunuz sürece, sizler bu davaya sahip çıktığınız sürece emin olun bu başlar hiçbir zaman yere eğilmeyecek. Hiç kimsenin karşısında da başımız öne eğilmeyecek arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. 15 Temmuz'un iki kazananı var. Birincisi milletimiz. Allah onlardan razı olsun. Birinci galibi 15 Temmuz'un Türk milletidir. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazıyla hiç fark etmez. Ben bu ülkeye aitim diyen herkes ve o gün milli iradeye sahip çıkan herkes 15 Temmuz'un kazananıdır. Bir de 15 Temmuz'un kazananı Recep Tayyip Erdoğan ve ona inananlardır. Bütün dünya gördü. Bütün dünya gördü ki diktatör değil, Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinin sevdalısıdır. Kimse canını sevmediği bir ideal uğruna ortaya koymaz. Kandığımız doğuda PKK'yla mücadele ettiğini sandığımız o generaller, o komutanlar meğersem milletin iradesine karşı giriyorlarmış. Bugün hepsi içeride. Vatanınıza sahip çıkmayı bırakmayın. Bu bayrağa sahip çıkmayı bırakmayın. Milli iradeye sahip çıkmayı bırakmayın. Bizim sizden başka dayanacak hiçbir gücümüz yok.